Tekrar merhaba gençler. MEF Tercih Günleri 2019 canlı yayına hoş geldiniz. Bugün iş dünyasından ilk söyleşimiz Ertuğrul Belen'le. Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Ertuğrul'la biz ilk speed networking yapmaya başladığı dönemlerde tanıştık. Yanılmıyorsam Özyeğin Üniversitesi'nin kuruluş dönemiydi. Böyle 2009 veya 2010 en geç. Aynen, asansör öyle. Konuşması, eğitimleri falan evet. Vermişti Özyeğin Üniversitesi'nde. O zamanlar hatta böyle bir yanılmıyorsam mobilya, aile işi falan vardı değil mi? Sonra onu bıraktın ve motivasyon konuşmaları, işte networking çalışmaları. Sonra bir kitap yazdın falan, networking kitabı. Ondan sonra LinkedIn'le networking kitabı yazdın. Ve en sık başvurduğumuz konuşmacılardan birisi oldun gençlik zirvelerinde, üniversitede asistanları eğitirken. Ertuğrul senin üniversite tercih dönemine geri gidelim ya. Liseyi bitirdin. Neler geçti aklından? Nasıl yaptın tercihini? Hocam aslında baktığım zaman tamamen rakamlarla başlayıp ondan sonra insana dönen bir yolculuğum olmuş. Orada da nasıl bu tercih oldu diye bakın. Galatasaray Lisesi bitiyor sene 96. O dönemde biraz daha dik dur. Milli takımda yüzüyorum hocam. Yüzücüydün değil mi? Nefesi çek içeri. Dik dur. Evet. Ben bunu ilk duyduğumda da bayağı şaşırmıştım. Hocam ya Allah aşkına. Amerika'ya ilk burs alıp gittiğim zaman da o ki düşün bak 15 kilo daha iyiydim. Kadın bana bakmıştı güreş sezonu 2 ay sonra başlıyor diye tahminde bulunmuştu. Hayır ben yüzücüyüm. Deyince yine orada da bir ya işte oradan sonra işte omuzlardan falan diye toparlamış. Kelebek hocam, mi yüzüyordun? Ne yüzüyordun? 100-200 kelebek yüzüyordum. 100-200 kelebek. Evet. Ama tam yani yüzücü deyince kelebekçi herhalde diye böyle bir... Sağ ol hocam. Siz de sırt, aynen o kadın gibi kodladığınız için o da omuzdan beni iyi hissettirmişti. Amerika'ya gittim. Annem... Galatasaray Lisesi'ni bitirip Amerika'ya gittin direkt. Burs aldım Amerika'ya gittim direkt. Üniversiteye lisans okumak için. Lisans okumak için evet. Tabii ki ailede... annem bilgisayar mühendisi, baba inşaat, kız kardeş fizik, ondan sonra teyze matematik, işte büyük babam rahmetli inşaat mühendisi. Herkes sayısal. Mühendis. Tabii ki ister istemez bir baskı hissediyordum. Hani gittim ben bilgisayar mühendisi okuyacağım diye gittim. Mahalle baskısı mühendisliğe doğru götürüyor. Hocam üçüncü haftasında... Darallar mı geldi? Kalbim sıkışmaya başladı. Dedim ki ömür nasıl geçecek? Ya, üniversite nasıl bitecek? Hani böyle... Ya, bu arada çok keyif aldığım... Hangi üniversite? University of Wisconsin, Wisconsin Üniversitesi. Çok da büyük ve yani prestijli bir üniversite. Madison değil mi? Aşkaş'tı. University of Wisconsin, Aşkaş. Evet. Dedim ki bu böyle gitmeyecek ne yapacağım? Dedim daha halen dersleri bırakabilirim, hemen değişim... Çekilebilirim veya değiştirebilirim. Nereye çekileyim dedim. Rakamların kafamı daha iyi bastı veya hızlı pratik çalışabileceğim iş dünyasıyla bağlantılar. Finans ekonomiye kaydım. Ama hala rakamlar var. Hala rakamlar var. Ciddi var kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Hocam 3 sene geçti. Üniversite 3'e geldi. Bu arada seçimimi yaptım. Aklımla kalbim arasında tam bir senkronizasyon yok. Yine insan tarafı olmadığını düşünüyorum. Ama deli gibi derslerimi şey yapıyorum. Yani asılıyorsun. Şimdilik bu diyorum. Ertuğrul şimdi Galatasaray mezunsun. Yani yaparsın bunları. Sıkınca yaparsın. Ama mutlu oluyor musun? Soru bu. Evet. Hocam şunu görüyorum aslında geçmişe baktığım zaman. Şimdi seçim diyoruz tabii ki üniversite öncesi seçim. Aslında seçimin üniversite öncesi sırasında ve sonrasında olduğunu çok iyi fark ediyorum. Kesinlikle. Bunların senkron. Her şeyi içinde bulunduğumuz popüler kültür hocam her şeyi hemen anlandırmaya bizi itiyor. Şimdi hemen şu anda mutlu musun? Mutlu musun? Şimdi görüyorum orada bir yolculuk olmuş. Bak hocam ne oldu? Üniversite 3'te yüzmeme kararı verdiğim bir dönem oldu. Çünkü 5 yıl sürecek. 5 yıllık hani üniversitenin bir full yılını ödeyecek olarak bir maddi durum, ağır bir maddi durum. Dedim ki çünkü yüzmeyle 5 sene sürecek, ders bırakarak gidiyorum. Nasıl bitireceğim? Yüzme dedim. Bursuyla gittin yani. Hocam, bursu yüzmeden aldın. Yüzme bursuyla gittim ama haftada 60 kilometre yüzüyoruz. Dolayısıyla da ders bırakarak gidiyorum. Yani bırakarak gidiyorum derken GPA'im 3.95 iyi gidiyor. Ama 5 yerine 4 ders alabiliyorsun, 3 ders alabiliyorsun. Bir matematik yapıyorsun, 5 yıl sürecek. Yüzme bursu 4 sene ne yapayım dedim. O zamanlar GeoCities var. Araştırdım bir baktım ki bu Fortune 100 şirketleri, bizdeki BIST 100 muadili şirketler yaz stajına üniversitede 3.000-4.000 dolar veriyor aylığına. Dedim ki ben böyle bir şey yakalarsam işte... Parayı çıkartırım. Çıkartırım. Tabii zamanımız çünkü devlet üniversitesi çok pahalı değil aslında ama Türkiye'ye ağır geliyor tabii. Aynen öyle. Özetleyeyim hocam. Akademik burs bir kısmı oldu. Bir de dedim ki nasıl bunu yapacağım? Çünkü Wisconsin, Aşkaş, iyi şirketler, Fortune 100 gelmiyor buraya. Bir tane hocam vardı, ekonomi hocam, Amerikalı. Dedi ki, bak dedi, yıllardır dedi buraya Fortune 100 şirketlerini getiremiyoruz. Speed networking diye bir şey var dedi. Burada biz de sizinle bunu hiç sohbet etmedik.
Dedi ki ben dedi yıllardır buraya bu iyi şirketleri getirmek istiyorum dedi. Bütün Fortune 100'e davet gönderelim. Biz size kariyer merkezi olarak elevator pitch, asansör konuşması kavramını öğretelim. Siz şirketleri baymadan 3 dakikada nasıl, niye o şirkette çalışmak istediğinizi anlatın. Davetleri gönderelim. Diyelim ki hiç gelmediniz. İlk defa Aşkaş Kampüsü'ne sizi davet etmek. Sabah gelip öğleden sonra gideceğiniz bir etkinlik. Olur mu olmaz mı? 3'er dakika tak 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 tak. Tak tak. Ben tabii ki hoca bana bayağı bir görev verdi. Sen gideceksin bütün ekonomi sınıflarında konuşma yapıp öğrencileri bildireceksin, davet edeceksin. Ekonomi kulübünü vesaire yapacaksın. Üçüncü sınıf öğrencisi üçüncü sınıf. Bunu örgütlüyor. Örgütlüyor ama şimdi bizim bir önceki konuşmadaki konseydeki arkadaşlar zaten tüylerim diken diken oldu. Nasıl bir farkındalık? Üniversite 1'de 3'te. Tabii gerçekten 97, 98 öyle benim farkındalığım yok. Çok net. Hoca dedi ki oraya konuşacaksın, buraya davetler. Bayağı ben projenin içerisinde kendimi buldum. Speed Networking'i planladık. Okulun tarihinde ilk defa 23 tane diye tam olarak şirketi kampüse getirdim. Ben General Motors'un hazinesine 50 kişinin yaklaşık 20 küsürü stajlarını, işte Microsoft orası vesaire böyle şirketlerde ilk defa bu kadar insanı gönderdik. Etkinlik, küçücük bir kasaba, 80 bin kişilik kasaba. Gazetelerin şeylerine, hani sayfalarına. Gazeteye çıktınız. Tabii tabii gazeteye çıktım. Ben GM'e gittim. 3 ay boyunca hazine odasında, Wall Street, New York hazine odasında deli gibi çalıştım. Bitti, paramı kazandım, ödedim. Üniversite 4 bitirdim. General Motors dedi ki gel. General Motors'a katıldım. İkinci ayı. Staj yaptığın yerde iş bulmanın güzelliği değil mi? Hocam aslında şuna bakıyorum. Seni deniyorlar adamlar. Kesinlikle sen öyle. Onları deniyorsun. Sınıyorlar, bakıyorlar. Nişanlanmak gibi kesin, bir şey yani. Aynen öyle. Test ediyorlar. Oradaki o etkinliğine ne kadar aktif olduğuna bakıyorlar. Ve General Motors'a geri döndüğüm zaman 2000 senesi dotcom krizinin patladığı bir dönemde. Ve en önemli konulardan bir tanesi bu kadar güvendiğimiz insanlar dökülüp kayboluyorken biz nasıl bir sosyal sermaye etkili oluşturacağız konusu vardı. Ve aldığım işte oradaki üniversitedeki başıma gelen akademik deneyimin dışında az önceki arkadaşlarım gibi speed networking deneyimi bak neye vesile oldu hocam. Şimdi bugünkü ben neye vesile olacağını da emin tahayyül edemiyor. Söylemek istediğim o. Sen orada mutluluğu ara ama hiçbir zaman daha sonra bunun neye dönüşeceğini bilmiyorsun. Yani bir yerde de buna karar verdim bu dönemde bununla ilerliyorum diye en iyisini yapmak lazım. Hani üniversite arkadaşlarımla konuşurken hani ona hep aktarmaya çalışıyorum. GM'e katıldım. 2000'de dediler ki bizim şurada düzenlediğimiz, çok önemsediğimiz bütün borsa bir aradığımız toplu etkinlikler var. Orada da speed networking yaptırır mısın? 15 dakika. Burada da birçok kişi katılıyor ama biz kaçırıyoruz. 8 kişi bir etkinliğe katılıyoruz. 100 kişi gelmiş oluyor. Tam bir stratejimiz yok. Hocam 5 sene boyunca hazinedeki şapkamın yanı sıra ne kadar networking üzerine eğitim... Sen bu işe GM'de başladın. Tabii ki. Konuşma varsa... Hatta Wisconsin'de başladın. Oshkosh'ta başladın. Evet. Varsa, oradaki profesörüne bir şeyler gönder bence ya. Ne kadar eğitim varsa benim buna almama yol açtılar. Ve hazinenin networking kültürü. Bu nasıl olacak? Bir etkinliğe katılırken nasıl hazırlanacağız? Ondan sonra oradan sonra isimler vesaireler nasıl not alınacak? Buna kadar benim 5 sene çalışma şansım oldu. Sonra döndüğüm zaman 2005 senesinde... bu arada dönmeye nasıl karar verdim? Bir nokta geldi. Ne kadar çok networking'e katılıyorsam o kadar çok finans konusunda ya bir şey yanlış gidiyor. Ya ben finans bana göre değil. Ben şu networking'deki keyfi burada alamıyorum diyorum. Dedim ki yanlış meslek seçmişim. Finans da değilmiş. Ene telefon ettim 2004 senesi. Ayrımdım ki ben doktor olacaktım. Sizin yüzünüzden mühendis oldum. Oğlum dediler kim seni durduruyor? Doktor ol. Sonra bir hocam bir araştırdım. Sıfırdan bütün 4 seneyi baştan başlamam gerekiyor. Tabii. Ama ne buldum? Ha, bu arada finans diplomasını aldın yani. Finans tabii ki aldın. Aldım. Cem'in hazinesindeyim işte. Başladım 4,5 sene geçmiş. Tam 4,5 senede böyle ben yine bir kıpraşmaya başladım hocam. Sonra bizimkiler dediler git o zaman doktor ol. Şimdi araştırınca öyle kolay olmadığını ama hemen de bir şeyler yapmak istiyorum. Emergency Medical System diye bir şey buldum. Yani bu 911 ambulanslar var ya sen 6 ay 1 sene sınavlara hazırlanıp bunu alıp hakikaten ambulansla belli bir deneyim kazanıp emergency dedim ki ambulans teknisyeni. Evet ve ilerle acil yardım dedim ki tam bana göre borsa odasındayım. Devamlı şeyler yapıyorum. Bu bana göre olması. Hocam bir senede alınan lisansı 6 ayda sabah akşam çalışıp aldım. Sen ambulans teknisyeni lisansı mı aldın? Sonra da kendimi bir ambulans Hoboken diye orada Hoboken ambulans sistemine yazıldım.
saat 6-7'de borsa odasından çıkıyorum. Apoletleri takıp, şeyi takıp ambulans merkezinde bekliyorum. Şey geliyor, ambulansın içerisine atlıyoruz. 6 ay boyunca... Travmatik bir iş bu ya. Yani ambulansta çok... kazalara... inanılmaz şeyler görme şansı. Kalp krizleri. 6. ayında sonu dedim ki, yok ya, yok dedim. Ben bu deneyimi hiç bilmiyordum ya. Ambulans... Dedim ki 6. ayın sonu, yok yok dedim. Bu da ömrüm boyunca yapmak istediğim. Destek olmak gönüllü yaparım ama iş değil. Sonra sonra dedim ki, ben eve geri döneyim dedim. En iyisi Türkiye'ye geri döndüm. Döndüm. 3 sene PricewaterhouseCoopers'da şirket birleşme satın alma sonrası performans iyileştirme ekibinde çalışırken... Danışmanlıkta yani. Aslında kurumlar içerisinde, holdinglerde network, kurum içi network'ün ne kadar önemli olduğunu görüp 2008'de Business Network'ün akademiyi kurdum. Yaklaşık bir 5-6 sene aile şirketi, işte Divas, ilk e-ticaret şirketi. Sen 5. kariyerinde falansın yani. Hocam ama en doğru yaptığım konu şu olduğunu inanıyorum. Üniversitede tutku olarak sevdiğim konuyu geliştirerek devam edip yanında da tutkumu ana işim yapana kadar hep yanında taşımaya devam ettim. Ve bundan 6 sene önce tamamen diğer bütün konuları da bırak, tamamen kendi işime odaklanmaya karar verdim. Zaten oradan sonra kırılma yani oldu. Yani o tutku bırakmıyor yakını değil mi? Dinlersen, duyarsan onu. Kesinlikle öyle. Bir de tabii ki dinleyen arkadaşlarımız şu anda canlı veya daha sonra hani banttan üniversiteye geri döndüğümde başıma gelen en güzel olay iki tane şeymiş. Biri geçici karar almışım. Yani demişim ki şu anda finans. Ben bunu Ertuğrul, bütün kararlar geçici. Evet. Öğrencinin bunun farkına varması gerekiyor. Evet. Ama orada tercihte gelelim bugünün önemine. Hocam ben benim için bu hocanın ekonomi hocasının çıkması hayatımdaki en büyük güzel tesadüf olmuş. Bu adam beni gerçek dünyayla linkledi. Ben bugün geri dönsem... Su yolunu bulurdu Ertuğrul. O hoca olmasa başka bir hoca olurdu. Başka bir okazyon çıkardı. Ama hocam bir dakika. Şunu demek istiyorum. Bugün bakıyorum. Bugün son 4 senedir en önemli yaptığım zamanın %90'ı CEO ve Lider Networking programı. Birçok şu andaki BIST100 şirketindeki üst düzey yöneticiyle birebir çalışarak... Nasıl sadece yetkinlik olmazsa olmaz ama yetkinlikle birlikte sistematik olarak güçlü güven odaklı bağları nasıl inşa edecek ki hızlı konuları kişilerle hızlı bir şekilde işbirliği oluşturabilsin. Şimdi bakıyorum. O ağın gücünden nasıl faydalanabilsin? Dolayısıyla da geçmişe dönsem bu bilgiyle üniversitede bu hocamla karşılaşacağımı bilmesem üniversitede şuna bakardım. Dünya ile bağlantılı mı? Sadece bana akademik bir bilgimi aktaracak. Ben az önceki öğrenciler, arkadaşlarım gibi bana gerçek bir şeyleri deneme şansı verecek mi? Bütçe verecek mi? Bütçe yönetebilecek misin? Etkinlik hocam bugün daha şirketler ancak mentorları vesaireleri uygulamaya başladı. Mentorum olacak mı? İşte düşünsene şey diyorsunuz, buzları kırma etkinliği yapalım falan diyorlar. Evet, evet. Ne güzel, bana gerek kalmamış artık zaten. Yok yine seni çağıracaklar, ben sana söyleyeyim, oryantasyonu seni çağıracaklar. Çok mutlu oluyorum, hani benim odak nokta bire tamamen döndü ama gerçek dünyayla hep şuna bakıyoruz. İşte puan, o, şu, bu ve tamam sen bunlara bak ama bir kurumun liderine dön, liderlerine, etkileyicilerine dön. Dünyayla ne kadar bağlantılı, ona dönüp ya hocam şurada takıldım. Şu şirkette görüşmek istiyorum. Ne önerirsin dediğinde sana tanıdığı ya da önerdiğiyle senin gerçek hayatının rayına sokabiliyor mu? Buna odaklanırdım. Ben tesadüfen, evet bana iyi bir orta gelmiş. Ben ortaya çıkabilmişim. Ona çıkabilmemdeki en önemli sebebin akademik olarak kalbimle aklım senkronize olmasa bile demişim ki ben madem buradayım, madem ailem bana bu konuda inandı, beni destekliyor, ben de en azından bu 3.9'un altında bir GPA ile bitirmeyeyim deyip gitmişim. O da benim tutkum olan networking'i yaşatabileceğim bir ortama yerleştirmiş. Çok iç içe. Ama bazı kararları almak gerekiyor. Emin olmasam bile. Çok ilginç bir açı. Yani biz bunu sürekli söylüyoruz. Her şey derslerde bitmiyor. Herkes ders verir. Her yerde müfredat var. Her yerde hoca var. Ağlar çok önemli. Stajlar çok önemli. Kulüpler, takımlar çok önemli. Etkinlik kurgulamak çok önemli. Yani deneyim kurgulaması gerekiyor üniversitenin senin için. Sana deneyim yaşama fırsatı vermesi gerekiyor. Kesinlikle. Gerçek hayatın içinde olmak gerekiyor. Böyle yani yeşillikler, kampüs, izole, ben gideyim orada romantik bir dönem yaşayayım. Tamam istiyorsan yaşa da bu biraz sürreal ya. Gerçek hayatın içinden hiçbir zaman çıkmamak gerekiyor. Olabildiğince entegre olmak gerekiyor ve ağını sürekli ağı güçlendirme. Her şey ilişkiler üzerine dönüyor. Hı hı. Yani...
18 yaşında bir çocuğun bunu anlamasını beklemiyorum. Ama ben söylüyorum ki her şey ilişkiler üzerine dönüyor. Belki çok kısaca şunu da söyleyebiliriz. İki tane yazılımcı arasında şöyle fark var. Yazılımlardan ikisinin de deli gibi yetkinliklere odaklanıyor. Bu olmazsa olmaz. En çok Türkiye'de network'le ilgili kaçırdığımız konu, yetkinlik yarım yamalak olsa da Ali, Ahmet, Ayşe'yi tanıyarak A noktasından B noktasına gelebilme diye anlatılıyor. Kesinlikle katılmıyorum. Torpil zaten bu. Ama yetkinlikleri tam olarak iki tane yazılımcı düşünelim hocam. İkisi de yapay zekaya odaklanıyor. Ve bunu çok sık görüyorum. Bir tanesi odanın içerisinde konulara kapanmış. Kendisi sürekli yeni yeni dillerle, işte konularla vesaire güncelliyor. Yazılım yapıyor, projesi var vesaire. Diğeri ise bütün bunları yapıyor ve yapay zeka alanındaki uluslararası ve Türkiye'deki program geliştiren, söz öncüsü olanlarla diyor ki bana bir kahve zaman ayırır mısınız? Ben de bunun üzerine çalışıyorum vesaire. Yetkinlik konuları kişilerle de tasarlıyor. Ve inanıyorum ki 41 yaşındayım. Şanslı olan kişilerin, şanslı diyoruz ya şu şanslı bu şanslı, ihtimallere daha yakın dolaşanlar, işbirliği kurma ihtimallerine daha yakın dolaşan kişiler olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla iki yazılımcı yetkinlikler aynı ama bu konuları kişilerle de tasarlayıp danıştığı için bunlarda bir gelişme olduğunda akıllarına bu değil. İlk bu geliyor. Ama ikisinin yetkinliği de tam. Dolayısıyla da bunun pratiğini yapabilecek üniversite dediğim gibi kendi hayatında da bunu yapan kişiler içeride olması gerekiyor. Muhammed Hoca gibi, sizin gibi. Çok yani üniversite buna çok yatkın olmasa bile çocuğun kendisini bu alanda geliştirmeye çalışması gerekiyor. Yani üniversiteye rağmen bir şeyler yapmak da mümkün. Mutlaka. Her şey üniversitede bitmiyor. Ama mutlaka derslerin, müfredatın dışına çıkıp kendilerine deneyimler tasarlamaları gerekiyor. Yani çok duyduğum bir şey var. Mesela ben diyorum bizim öğrenciler işte çok rahat staj buluyorlar, 4 staj yapıyorlar, ondan sonra iş buluyor falan. Ha tabii hemen torpili var falan, böyle cevaplar geliyor. Ya bu sizin kendi küçük dünyanızdan yaptığınız bir gözlem. Ben burada geçen sene sadece bir tane öğrenciye telefon edip staj buldum. Çocuklara haksızlık etmeyin, çocuklar bu stajları kendileri buluyorlar. Zaten 4 stajı bulan da, 5-6 stajı bulan da o stajı yaptığı şirketlerden birinde işe giriyor. Yani bu torpille referans konusunu çok kötü karıştırıyoruz ve networking'i hiç anlamadığımızı gösteriyor bu. Evet öyle. İletişim ağı kurma işini hiç anlamadığımızı gösteriyor. Evet henüz bunu anlamıyoruz ve bu bizim bu arada tesadüf değil. Geçenlerde hatta biri çok hoşuma giden bir şey söyledi. Edebiyat tarafı kuvvetli biri dedi ki eğer dedi bir kelimenin Türkçedeki yabancı bir kelimenin Türkçede anlamını ararken zorlanıyorsan bil ki o kültürde yoktur dedi. Enteresan değil mi? Hani iş ağı diyoruz tutmuyor. Networking'in karşılığını bulamıyoruz değil mi? Tam tutmuyor. İlişki iki kişi arasındaki hat. Ama networking çoklu ilişkileri işin düşmeden, ihtiyaç anına kalmadan güncel kalabilme ve çevrenin nasıl destek olabileceğini İşin bilmek demek. İşin düştüğü zaman birini aramak bu senin networking'in değil. Bu işte... Networking. Networking. Evet. Yani bir de hani ilişkiyi kurarken de hani... Bu benim kartım, işte sizin kartınızı alabilir miyim, işte bana staj verir misiniz değil konu. Ben sana ne teklif, değer teklifi verebiliyorum, ben sana ne katabilirim diye yaklaşması gerekiyor. Öğrencinin anlamadığı şey de bu. Hemen yani birinin yanına yaklaşıp ondan iş isteyebileceği, yani staj, ya beni LinkedIn'de ekler misiniz? Niye ekleyeyim abi seni LinkedIn'de? Ülkemizdeki en güzel yaklaşımın benim adını danışarak tanış adını verdiğim bir yaklaşım hocam. Yani benim sizden bir şey istememe gerek yok ama sizi... Hocam şunu yaptım, şu üyeye gitmek istiyorum, size bir kahve ısmarlasam, bana bu konudaki siz benim yerimde olsanız ne yapardınız, fikir verir misiniz dediğinizde karşı tarafta zaten o güveni size hissediyor, anlıyor ve size alan açıyorsa siz zaten bir şey istemeyen size diyor ki dur ben seni biriyle tanıştıracağım onunla bir görüş diyor. Ama LinkedIn'den ona yaz stajınız var mı buna yaz vesaire yani bu da yapılabilir bu arada bunda mahsur yok. Güçlü bir CV, iyi bir giriş yazısı. Hazır LinkedIn demişken de hani tabii ki şu andaki en önemli hatta dijital ilk izlenimimiz oldu. Bugün insanlar adı soyadını yazdığında LinkedIn'de profili varsa ilk satırlarda o çıkıyor. Ve LinkedIn'in kuruluşuna bakmak lazım. Yani müthiş bir Reid Hoffman tarafında muazzam bir kuruluşu var. 40 kişilik bir ekip, PayPal, halbuki rakibi... PayPal mafyası. Halbuki Billpoint diye ondan 300-400 kat daha büyük bir şirket var. 30-40 kişi... şöyle bir karar alıyor diyorlar ki biz ezberi iş yapıyoruz çıkalım
Billpoint'teki çalışanlarla, Billpoint'in müşterileriyle, işte eBay'le satın alan eBay'den kişilerle, bir de Wells Fargo Bankası ile olan bağını hep Billpoint öne atıyor. Bir de Wells Fargo Bankası ile ilgili bir araştırma yapalım. 40'ı geri bir dönüyorlar. Diyorlar ki bir dakika, satın alanların, eBay müşterilerinin Wells Fargo işbirliğinden haberi bile yok. Biz iş bankalarla işbirliğine odaklanmışız. Hemen hızlı ve güvenli ödemeye odaklanırız deyip 2 sene içerisinde eBay'e bilmem kaç milyar euroya, 1,5 mu öyle bir şey satılıp çıkıyorlar. Red Hoffman diyor ki ben 40 kişiyle böyle bir etki, 40 kişi ve onların network'üyle böyle bir etki alanı yarattıysam acaba ben bunu dünyaya açsam ne olurdu diyor. 4 milyarla ne yapardım diyor. Ve bugün 600 milyon kişi, birçok bugün BIST100 şirketinin %70'i ana şey olarak, kanal olarak, hem birine çalışma kanalı olarak LinkedIn'i seçiyor. Ama LinkedIn kitabı sırasında hocam neredeyse %95'i işbirliği odaklı, doğru profil oluşturmak çok etkili. Oraya görev tanımını yazma değil. Genç arkadaşlarım şu anlamını kurmaları çok değerli. İşte çok doğru araştırma yapıp kendilerini mesela gıda mühendisi olmak istiyor. Sen git gıda mühendislerini illa eklemek zorunda değilsin. Doğrudan takip edebilirsin. Bir kendi gıda mühendisleriyle çevrele. 3. Anlamlı bir şey olduğu zaman ama tebrik ederek ama danışarak küçük bağlar kurmaya çalış, keşfet. 4. En son orada yayın yapma. En son. Değil mi? Alıcın olmadan sinyal versen ne fark eder? Dolayısıyla da iyi bir profil, Ertuğrul'cum, etki alanı. Ne dediğini anlamıyor bile öğrencilerin çoğu. Arkadaşlar LinkedIn diye bir sosyal medya var. Profesyonel sosyal medya. Şu anda kalbur üstü şirketlerin işe alımlarının büyük bir kısmı LinkedIn üzerinden dönüyor. Ve kağıt özgeçmiş hazırlamanın yanında mutlaka çok sağlam bir LinkedIn profilinizin oluşması lazım. Yani MEF Üniversitesi'nin mezun adaylarına verdiği hizmetlerin bir tanesi de bu LinkedIn profilinin oluşturulmasında. Harika. Ertuğrul gibi uzmanlardan destek almak. En azından onun kitabının okumalarını teşvik etmek, sağlamak. MEF'e gelmeniz şart değil. Alın kitabı okuyun kardeşim. Yani iş bulmak dediğiniz şey tesadüflere bağlı falan değil. Torpil falan geçin bunları. Devlet dışında bir yere başvuruyorsanız torpil yerine referansınızın olması gerekiyor. Kendi referans ağınızı oluşturmanız gerekiyor. LinkedIn'de bir varlığınızın olması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı Ertuğrul detaylı bir şekilde LinkedIn ile Networking kitabında anlatıyor. Alın okuyun ya da MEF'e gelin biz size öğretelim. Biraz daha kestirme yoldan gitmiş olursunuz. Bu LinkedIn hakikaten Türkiye'de liselilerin hiç bilmediği bir sosyal medya. Hı-hı. Bunlar Snapchat'teler şu anda, işte Twitch'teler falan. Hı-hı. Ya tabii haklı olarak belki sıkılıyor, oraya bakıyor. Bir de bu arada profesyoneller de doğru kullanmayı bilmiyor. Tabii. Çünkü iş aramayan bir profesyonel diyor ki ya burası kariyer sitesi diyor, şeyi anlamıyor. Mesela diyelim ki 1000 kişiyle orada bağlantınız profesyonel var. Profesyonel iletişim sitesi ya, kariyer sitesi evet. Değil. Hocam mesela örnek veriyorum, şöyle kullanmak lazım. 1000 kişiyle bir bağlantınız olabilir ama sadece 100 tanesinin güncellemesini duvarınıza görmeyi takipten kaldır yaparak yapabiliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Mesela ben böyle kullanmayı çok seviyorum. 10-15 kişinin paylaşımı duvarınızda varsa tam da haber almak istediğiniz kişi ve şirket ve gruplardan o zaman günlük bir çevre gazetesine dönüştürebiliyorsunuz. Evet. Bireyselleştirilmiş gazeteye dönüştürüyorsun LinkedIn'i. Onların astıkları şeyleri görüyorsun. Ama bunun için işte efor sarf etmek gerekiyor. Birçok kişi diyor ki ya gireyim hemen kullanayım. Öyle olmuyor. Gireceksin, düzgün profil oluşturacaksın. Facebook gibi değil arkadaşlar LinkedIn, Twitter gibi de değil, YouTube gibi de değil. Biraz emek vermek gerekiyor. Kendinize göre bireyselleştirmeniz gerekiyor. Kendi ağınızı, arkadaşlar zor şeyler emek istiyor. LinkedIn'de de kendi ağınızı kurmanız emek istiyor. Ama bunları yaptıktan sonra bu iş bulma işlerinin falan ne kadar kolaylaştığını görüyorsunuz. İnsanlar size bir şeyler göndermeye başlıyorlar. Ya burada bir böyle bir iş var, ilgilenir miydin falan demeye başlıyorlar. Ve birdenbire böyle bir paylaşım ağının içinde buluyorsunuz kendinizi. Siz bir değer teklifi verebildiğiniz sürece insanlar da size değer akıtmaya başlıyorlar. Tabii. Yani oradaki az önce örneğini verdiğimiz yapay zeka tarafındaki yazılım ya da yazılımla ilgilenen kişi okuduğu, etkilendiği makalelerle ilgili bir cümlenin neden etkilendiğini yazsa ve hep yapay zeka ile ilgilense orada bir referans noktasına dönüşebiliyor. Yani o dağı iyi tutmak lazım orada. Peki Ertuğrul'cum, aklına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür sana. Gençler hocam. Ertuğrul'un kitaplarını kuvvetle tavsiye ederim. Hem networking kitabını hem de LinkedIn networking kitabını. Birçok etkinlikte konuşmacı olarak gözünüze çarpabilir. YouTube'da da sayısız videom vardır herhalde.
takibi almanızı öneriyorum Ertuğrul'u. Çok sağ ol, var ol. Çok teşekkürler. Çok sevgiler. Desteğin için çok teşekkür ederim sana. Her zaman hocam. Gençler, bizi izlemeye devam edin. Tam 4 dakika sonra iki tane hukuk fakültesi öğrencisiyle konuşacağız. Biri mezun, biri 4. sınıf öğrencisi. Aşağı yukarı işte 4 dakika sonra 17.30'da sizlerle beraberiz tekrar.